bir zamanlar, uzak bir ülkede, renklerinde hayvanların konuştuğu gizemli bir orman vardı. Bu ormanın derinliklerinde, altın yapraklı ağaç adında büyülü bir ağaç bulunurdu. Bu ağacın yaprakları dünyadaki tüm renkleri yansıtır ve ormana sihirli bir ışık saçardı. Ormanın küçük sakinleri, zeytin adında sevimli bir sincap ve mavi tüy adında bir baykuştu zeytin ve mavi tüy, altın yapraklı ağaçın etrafında oyunlar oynar, şarkılar söyler ve ormanın diğer hayvanlarıyla birlikte eğlenirlerdi. Bir gün, ormana gri buluplar geldi ve tüm renkleri emmeye başladı. Orman karardı. Hayvanlar endişelendi ve altın yapraklı ağaç solmaya başladı. Zeytin ve mavi tüy, ormanı kurtarmak için büyük bir maceraya atılmaya karar verdiler. İlk olarak renkli nehire gittiler ve nehrin koruyucusu Süperüs'ünden yardım istediler. Süperüs'ü onlara renkleri geri getirebilecek yokuşa incilerini verdi. Ancak bu incileri kullanabilmek için ormanın en yüksek tepesine çıkıp güneş taşını bulmaları gerekiyordu. Zeytin ve marbitri ormanın en yüksek tepesine doğru yola çıktılar Yolda, kahkaha çiçekleriyle dolu bir çayır, şarkı söyleyen ağaçlar ve dans eden kelebeklerle karşılaştılar. Her adımda, ormanın sihrini daha da hissettiler. Sonunda, güneş taşının bulunduğu tepeye ulaştılar. Güneş taşı, gökyüzünden düşen bir yıldız parçasıydı ve sadece en saf kartlı varlıklar tarafından kullanılabilirdi. Zeytin ve mavi tüy, gökkuşağı incilerini güneş taşına yerleştirdiler ve ormanın üzerine güçlü bir ışık saçıldı. Şuğun gücüyle, gri bulutlar dağıldı ve renkler tekrar ormana döndü. Altın yaprakla ağaç yeniden canlandı ve orman daha önce hiç olmadığı kadar parlak ve canlı hale geldi. Zeytin ve mavi ormanı kurtardıkları için kahraman ilan edildi ve her yıl, bu büyük maceranın anısına bir festival düzenlendi. Ormanın tüm sakinleri altın yapraklar ağaçın altında toplanıp mutluluk ve umut dolu şarkılar söyledi. Ve böylece zeytin ve mavi tüyün cesareti ve dostu sayesinde orman sonsuza kadar renkli ve neşeli kaldı. Altın yapraklar için yeniden canlanmasıyla ormanın her köşesi şenlik ve neşeli dolmuştu. Ancak zeytin ve mavi tüyün macerası burada bitmemişti. Ormanın sakinleri, kahramanlarımızın cesaretini ve dostluklarını kutlarken, bir yandan da ormanın diğer sırlarını keşfetmek istiyorlardır. Bir sabah, Zeytin, ormanın kenarında, daha önce hiç görmediği bir gümüş göl keşfetti. Gölün suları o kadar berrak ve parlaktı ki, gökyüzündeki yıldızların yansımasını bile görebiliyordu. Zeytin, mavi tüyde yanına alarak, Gül'ün sırrını çözmeye karar verdi. Gül'ün kenarında, beyaz sakallı kaplumbağa ile karşılaştılar. Kaplumbağa, Gül'ün aslında bir zaman kapısı olduğunu ve geçmişe veya geleceği yolculuk etmek isteyenler için bir geçit sunduğunu anlattı. Ancak bu yolculuğun büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ve sadece en bilgi varlıkların kullanabileceğini söyledi. Zeytin de ormanın geçmişini görmek ve onun nasıl bu kadar siyili hale geldiğini öğrenmek istediler. Beyaz sakallı kaplumbağanın de belinde, gümüş gönülsularına birer adım attılar ve bir anda kendilerini ormanın çok eski zamanlarına, efsanevi yaratıkların dönemine götürdü. Bu dönemde, orman ejderhalar, feniks kuşları ve konuşan ağaçlarla doluydu. Her bir yaratık, ormana kendi sihirini katıyor ve böylece ormanın büyüsü her geçen gün artıyordu. Zeytin ve Mavitri, bu yaratıklardan ormanın tarihini ve sihirini korumanın önemini öğrendiler. Yolculukları sırasında, Karanlık Mara'nın derinliklerinde yaşayan Bilge Baykuş ile tanıştılar. Bilge Baykuş, onlara ormanın sihirinin kaynağının aslında sevgi taşı olduğunu söyledi. Sevgi taşı, ormanın kalbinde yer alan ve tüm canlıları birbirine bağlayan gizemli bir kristaldi. Zeytin ve Mavi tüy, sevgi taşını bulmak ve ormanın sihrini sonsuza dek korumak için yeni bir maceraya atıldılar. Bu macera onları ormanın en karanlık köşelerine, en yüksek dağlarına ve en derin vadilerine götürecekti. Ancak bilge dostlarının yardımıyla, her zorluğun üstesinden geleceklerdi. Ve böylece, zeytin ve mavi tüyün yeni macerası başladı. Onların hikayesi, cesaret, dostluk ve sevginin gücüyle dolu bir destana dönüşecekti.